Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'ın en son sürümü 9.62'den bahsedeceğim. Arkadaşlar bundan önce 9.52 falan gelmişti. O videoları fazla çekemedim detaylarından. Bundan bahsedeceğim sizlere 9.62'den. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan çok rahat bir şekilde indirebileceksiniz. Linkte nasıl geçilir? Bu videonun sonuna ek bir video koyacağım. Onu da izleyerek linki çok kolay bir şekilde geçebileceksiniz. Arkadaşlar buna gelen özelliklerden sizlere bahsedeceğim ve bazı özelliklerinden de bahsedeceğim. Şimdi bunun güncelinde gelen özelliklerden sizlere şöyle bahsedeyim. Hemen sizlerle birlikte okuyalım neler gelmiş. Arkadaşlar burada İngilizce yazıyor. Bildiğiniz üzere burayı ben Türkçelendirdim. Sizlerle birlikte okuyalım diye. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yeni bir numarayı mesajla UI tasarımı eklendi diyor. Kaydet ve görüldü olarak işaretleyip gizlemek için seçenekler eklendi diyor. Bu şu şekilde arkadaşlar. Kaydet ve görüldü olayı şuradan kaynaklanıyor. Duruma geçtiğinizde durumu paylaşacağınız zaman altta kaydet işte ona benzer şeyler çıkıyor. Onları gizleyebiliyorsunuz. Yaz stillerine font yükleyebiliyorsunuz. İndirip durum kesici yani durumlara geçtiğinizde orada kesici var, düzenle var. Onları da o kesiciyi de oradan seçeneğini gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o makası oradan gizleyebiliyorsunuz. O şu işe yarıyor. Hemen buradan sizlere bahsedeyim. O mesela diyelim 3-5 dakikalık bir video paylaşacaksınız. Direkt duruma geçip makasa tıkladığınızda orada makasa tıklayınca sizi galeriye atıyor. Oradan 5 dakikalık videoya tıklayınca otomatik olarak 30'ar saniyelere bölüyor. Durumları otomatik olarak bilginiz olsun. Burada başka ne var? FM backup diyor arkadaşlar. Bu da mesajları yedeklemeye yarıyor. Otomatik olarak günlük yedekliyor mesajlarınızı. Bilginiz olsun. Bununla ilgili de daha sonra detaylı video çekeceğim. Ve burada etkinleştirilmiş diyor proxy ayarları. Ayarlardan depolama veriyi diyor. Bunları da siz ayarlayabiliyorsunuz. Parmak izi okuma sorunlarının çözüldüğünü ve burada sabit olarak yanıt iletme çökmesi diyor. Bu da mesela diyelim ki siz bir otomatik mesaj ayarlıyordunuz. Onu otomatik yanıtlıyordu. Yani size birisi mesaj attığında sizin ayarladığınız mesaj hemen ona otomatik olarak gidiyordu arkadaşlar. Böyle bir durum vardı. Bunda da çökmeler yaşanıyormuş. Bunu da bununla düzenlemişler. Bilginiz olsun. Buradan hemen WhatsApp'a bir geçelim arkadaşlar. Burada kendi kendinize mesaj atma olayı var. Ben şimdi sizlere şöyle bir şey göstereyim. Mesela burada kanalımın, YouTube kanalımın adını yazayım hemen. Global Teknoloji yazdım. Gönderdim. Şimdi arkadaşlar mesela siz bu mesajı birisine gönderdiniz. Ama doğru yazdınız ama yanlış. Mesela burada Global Teknoloji yazdınız. Veya Global, şöyle yapalım. Global yazdık, gönderdik. Aslında biz buraya Global Teknoloji yazacaktık ama Global yazdık. Peki bu önceden nasıldı? Global yazdık. Ya onu silip tekrar doğrusunu bu şekilde yazıp gönderiyorduk. Ya da global yazdıktan sonra global olmayıp da tekrar onu global teknoloji olarak yazıp gönderiyorduk. Yani ben size mesela şöyle bir şeyden bahsedeyim. Acaba nasıl daha detaylı anlatabilirim? Mesela biz buraya sen yazacaktık. Ama bu şekilde yanlışlıkla böyle yazdık gönderdik değil mi? Mesela R olarak çıktı. Mesela sen yazacaktık ama R yazdık yanlışlıkla. Buna basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra arkadaşlar 3 nokta var. 3 noktaya tıklıyoruz. Bakın düzenle var. Düzenleye tıkladıktan sonra R var burada arkadaşlar. Buraya sen yazıp tekrar tıkladığımızda o sen olarak düzenlenmiş oluyor arkadaşlar. Yani yazdığınız mesajı düzenleyebiliyorsunuz ve düzenlendi olarak da gözüküyor burada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani mesaj düzenlediğinizde karşı tarafa düzenlendi olarak gözüküyor. Bu şekilde yaparak da mesajlarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Bu özelliği de ben yeni öğrendim. Bundan önceki WhatsApp'larda olduğunu zannetmiyorum. Belki 9.52'de vardır ama bunu da ben daha yeni öğrendim arkadaşlar. Bu özelliği de bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada önceden raporlama bölümü vardı arkadaşlar. Bakın burada şu an mesaj yazma, çevrimiçi gizleme, diğeri temalar gibi bir şey galiba. O ona yine de ben bir tıklayayım. Ha, bu şeye geçiyor, ayarlara geçiyor. Önceden burada rapor bölümü vardı arkadaşlar. Tıkladığınızda raporlamalar gözüküyordu. İşte
girip çıkış saatleri, karşıdaki kişinin girip çıkış saatleri falan gözüküyordu. Ama şimdi o raporlamayı kaldırdılar. Bilmiyorum bir sonraki güncellerde gelebilir mi? Belki de gelmez, belki de gelir bilmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yeni gelecek güncellerde duruma müzik ekleme de olacak. Yani resimlerinize durumdan direkt müzik yükleyebileceksiniz. Mesela Instagram gibi öyle düşünün. O tarz bir şeyler de olacak bu gelecek özelliklerde. Buradan da ayarlara geçtiğimizde mesela burada ana ekrana falan geldiğimizde burada bazı özellikler var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bakın burada hit pad diye yazıyor. Buna bastığınızda arkadaşlar o dediğim kesiciyi gizleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yeni mesaj butonunu gizle var. Son görünmeyi gizle var. Yumot. Biraz önce hani size tıkladım da dedim ya işte burada bu arada işte raporlama bölümü çıkıyordu çıkmıyor diye. Şimdi buradan onları da gizleyebiliyorsunuz ve şunu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt buradaki köşedeki yani ana ekrandaki artı tuşunu da direkt olarak bastığınızda mesaj olarak gözüküyor. Yani tamamen o artıyı kaldırabiliyorsunuz. Bu gelen durumlar arasında. Hydra'da tıkladığımızda burası genelde aynı arkadaşlar buraya gelen. Ha burada siz isterseniz şu köşedeki kamera uygulamasında şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Yani istediğinizde buradan kapatabilirsiniz isterseniz. Burayı tamamen gizleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey isterseniz kamerada açık olsun arkadaşlar. Bu Disable Challenge yazan yer bu yukarıdaki WhatsApp yazısıyla ilgili arkadaşlar. Yani bunu açarsanız WhatsApp yazısına dokunduğunuzda işlem görmez. Kapalı şekilde tıklarsanız sizden bir şifre ister oraya mesajlarınızı gizleyebilirsiniz. Bununla ilgili daha önce videolarda anlatmıştım ama isterseniz yeniden bir anlatım daha yapabilirim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da hemen bir bakayım bunun özelliklerinde ne işe yarıyormuş. Burası da hızlı işlemler içinmiş arkadaşlar. Yani hızlı işlemleri yapmak için sağa ya da sola doğru kaydırmanız gerekiyormuş. Onunla ilgili bir özellik çok da gerekli değil. Anlatacaklarım 9.62'de bu arkadaşlar. Daha var aslında ama videoyu uzun tutmak istemiyorum. Ben dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz. Linkte nasıl geçilir? Bu videonun sonuna bir ek video koyacağım. O şekilde de linki geçerek uygulamayı indirebilirsiniz. Videoyu sonlandırıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Benim size açıklamalar kısmında vereceğim linke tıklıyorsunuz. Bakın ben burada sizlere detaylı gösteriyorum. Bakın. Linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Siz burada devam etmek için tıklaya basacaksınız. Devam etmek için tıklaya bastıktan sonra bu şekilde bir ekran geliyor. 5 saniyeden geriye doğru sayıyor arkadaşlar. Ve linke git yazısı çıkıyor. Bakın çıktı. Burada yapmanız gereken linke git'e tıklayıp sonra telefonunuzun bir geri tuşuna basmak. Şu şekilde olacak. Linke git'e tıklayıp hemen 1 saniye içinde telefonunuzun geri tuşuna bir defa basacaksınız. Linke git diyorum. Telefonumun geri tuşuna bastım. Şimdi böyle de olabilir. Devam etmek için tıkla yazısı tekrar da gelebilir. Sadece linke git yazısı da çıkabilir orada. Yapmamız gerekenleri ben size gösteriyorum. Eğer böyle devam etmek için tıkla çıkarsa tekrar tıklıyorsunuz. Linke git deyip telefonumuzun bir defa geri tuşuna basıyoruz. Bakın bu defa devam etmek için tıkla yazısı çıkmadı. Zaten biraz önce de çıkmaması gerekiyordu. Olursa bazen bu şekilde olabilir. Bu sefer tekrar linke git diyoruz ve bu durumda hiçbir telefonumuzun geri hiçbir tuşuna basmıyoruz ve bekliyoruz. Bakın linke git dedim. Bekliyoruz arkadaşlar. Yandex uygulaması açılıyor arkadaşlar burada. Daha sonra indire tıklıyoruz. Bakın aşağıda indir var. İndire tıklıyoruz. Bakın burada şu şekilde bir yaz çıkıyor. Dosya zararlı olabilir diye. Bu APK dosyası olduğu için böyle söylüyor. Burada çok küçük bir ayrıntıya sizlere dikkat çekeceğim arkadaşlar. Bunu yine de indir yapıyoruz. Uygulamamız indi arkadaşlar. Yapmamız gereken burada bakın şuna dikkat çekmek istiyorum. Uygulama indikten sonra dosyalar bölümüne geliyoruz. Buradan dahili depolamadan Dolan klasörüne geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Dolan klasörüne iniyor uygulama. Buradan üzerine tıklayıp buradan yapalım. Yeniden adlandıra tıklıyoruz. Buradan jar'ı sileceğiz arkadaşlar. APK.jar yazan yeri siliyoruz. Sildikten sonra yeniden adlandır diyoruz. Değiştir diyoruz. Bakın WhatsApp normale döndü. Daha sonra üstüne tıkladıktan sonra güncelle diyoruz.
Bu şekilde yaparak uygulamaya çok rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz. Ben de yüklü olduğu için güncelle çıktı. Siz de yüklü olmadığı için yüklü olarak çıkacak. Bilginize arkadaşlar, hoşça kalın.